Selam millet, bugün Sheridan Full Line'la beraberiz. Bir süredir isteniyordu Sheridan Full Line'ı ya da tek bir kişi istiyordu. Her videonun altına yorumları mı yazıyordu bilmiyorum ama ben de dün değil ondan önceki gün ben dedim bu pazarı bayağıdır Full Line yapmıyorum. Bir tane Full Line yapalım, aradan çıksın, daha sonra Matt Games'e devam ederiz diyerekten bu pazarı Full Line'a ayırdım. Matt Games'e dün başladım arkadaşlar. Dün akşam saatlerinde başlayabildim ama yani söylemek istediğim çok şey var. Bu videoda söylemeyeceğim. Wargaming'e. Matt Games için yaptığım ayrı videoda söyleyeceğim. Yani trollük bitmiş, onu söyleyeyim ben size. Bitmiş derken bunu Wargaming bitirmiş. Fazla detayına girmiyorum. Matt Games videosunda hafta içi yaparım muhtemelen, maçlarını oynuyorum. Detaylıca bahsederim abi. Bugün Full Line'le beraberiz. Bugün T49 demişim. T49 gidiyoruz diyecektim. Bugün Sheridan'a gidiyoruz arkadaşlar. İlk tankımız M24 Chaffee tankıyla beraberiz. Gayet güzel, sevimli, özellikleri de beğendiğim bir tank. Sadece hareket kabiliyeti bakımından çok fazla böyle size bir light'ı andırmayacak. Ama aslında kağıt üzerinde baktığın özelliklerde DPM olarak, deliş olarak, yani deliş olarak normal diyebilirim de DPM bakımından kendi seviyesindeki diğer light tanklara göre daha iyi. Hareket kabiliyeti bakımından dediğim gibi size pek bir light izlenimi vermiyor. Çok hareketli bir tank değil. Maksimumuza yine iyi. Kaçtı maksimumuza? 56 kilometreye ulaşıyor. Gerçi bir light için çok yüksek bir değer sayılmaz ama dönüşleri olsun, flank yapma hareketi olsun, kendi etrafında falan dönüşleri olsun. Çok fazla bir light izlenimi, çok fazla bir hareket kabiliyeti yok açıkçası. Bu bakımdan belki siz birazcık şey yapar. Hatta ben bu arada şey videosu hazırlıyorum. Durmak yok videosu hazırlıyorum. Güzel troll bir video oldu bu arada. M24 Chaffee'yi de bir deneyimledim. Daha sonra baktım ben dedim bu takla bu seri yapılmaz yani gerçekten. Yavaş. Yavaş derken bir LTTB'ye, bir VK2801'e göre falan yavaş. Onu da denemiştim. Bu hafta o videoda gelir arkadaşlar muhtemelen ama DPM bakımından mesela gerçekten çok güzel. Top alt çalışı da yanlış hatırlamıyorsam iyiydi, aynen. 10 derecelik top alt çalışı var. Tabii ki tarette bir zırh yok ama olsun. Gayet güzel eğiliyor. Vurkaç yaparak iş yapıyorsunuz. Bu seviye altındaki tank sizi kesinlikle uğraştırmayacak. Bence çok zevk alarak, hatta diğer tanklara göre, diğer seviye altındaki tanklara göre daha yüksek istatistik yapacağınızı düşünüyorum. Bundaki en büyük etkisi tabii ki DPM arkadaşlar. Chaffee'ye puanım 10 üzerinden 8. İnşallah diğer tanklara puan vermeyi unutmam. Bakalım neler yapmışız maç sonunda. 1907 abi. Bomba. Fenerbahçe'yi yakalamışız. Fenerbahçeliyim ben de bu arada. Ne kadar fanatik olmasam da. Eskiden öyleydi ama uzun bir zamandır değil. M41 Bulldog tankıyla. Şimdi bu tank çok daha farklı bir tank gerçekten. Özellikle Chaffee'den sonra, hatta seviyesindeki diğer tanklara göre inanılmaz hızlı abi. Yani gerçekten hızlı, yani size light'ı tamamen hissettiriyor böyle iliklerinize kadar. Ben light'ım diyor. Gerek maksimumuzu olsun, gerek dönüşleri olsun, her şeyle mükemmel hızlı bir tank. Ve bu tankın da DPM'i kendi seviyesindeki diğer light'lara, hatta medium'lara göre çok çok iyi. Benim bu serideki en çok keyif aldığım tanklardan bir tanesi. Bakar mısın abi hıza ya? Bir anda 70 kilometreye ulaşıyor tank ya. Adamlar daha buraya gelmeden ben gittim adamların ağır tanklarını, yani sol tarafa gitmeye çalışan ağır tanklarını spotladım. Yani o kadar hızlı. Yukarıya mukarıya çıkardım da ben neredeyse artık bu arada çok fazla yukarıya çıkmayı sevmiyorum. Kur'anval Bey hayırdır, nereye gidiyor? Yalnız Yak Panter'ın da üst sırtı simsiyah gözüküyor. Gold olmasına rağmen ilginç. Yani unutmuşum bayağıdır oynamayı bu seviyelere. Yak Panter zırh buff'u mu aldı? Yoksa benim delişim mi düşük? 155 milyon deliyoruz. Hani 155 gold'umuz kaç deliyor? 200. 200 de Yak Panter'ın üst sırrını delmek için yeterli bir değer değilmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. M41 Bulldog'un genel özelliklerine göre hep tek maç aldığım için böyle özelliklerden pek bahsetmek istemiyorum. Çünkü hızlı bir şekilde bitecek. Bir yol verin de bir geçeyim abicim ya. You shall not pass diye kapatmışlar. Merhaba. Aha geliyor. Allah'ın yamuk uzaylı tankı ya. Baba tarayacak şimdi, hazırlandı, tarayacak. Bir anda döndü. Oğlum sen ne güzel yukarı gidiyordun. Dümdüz git oradan, bizim adamları öldür yani. Geldin niye döndün bana burada? İşin yoksa der şimdi bu adamı buradan. Spotum gitti galiba, birazcık bakacağım. Yok bana bakıyormuş. Kafasının üzerinden deliyoruz da gerek yok. O taramalıyı aldı, taramalıyı. Hiç uğraşmayacağım seninle abicim. Bulldog. Yani nasıl desem. Gerçekten bu serinin benim en çok keyif aldığım tanklarından bir tanesi. Hatta ben eski hesabımda bu tankı satmamıştım. Arada girip oynuyordum. Yani gerçekten ben hızlı tanklara bayılıyorum. Bulldog da bunların arasında en hızlısı diyebilirim. Yani gerçekten. Hatta şeyde var mı ya? Durmak yok da alma. Aa bak, durmak yok da ben Bulldog'u almadım abi. Nasıl unuttum Bulldog'u ya? Yani seviye 7 de hız bakımından LTTB ile Bulldog gerçekten ikisi ayrı bir olay ama LTTB biraz daha böyle
nasıl desem, yani bir tanesi Bugatti, diğeri Ferrari diyeceğim, olmayacak. Bugatti'nin şeyi neydi abi? Denge. Bir tane daha vardı ya. Çok hızlı bir araba. Unuttum şimdi adını. Yani ikisi de gerçekten birbiriyle kapışan tanklar. Galiba LTTP geriye doğru mu daha hızlı gidiyor? Şu an hatırlayamadım. Bakayım, ikisini açmışız zaten. Maksimumuz bakımından Bulldog'un maksimumuz abi LTTP'den daha yüksek. Bulldog 72'ye çıkıyor. LTTB 68'e çıkıyor. Bu arada geri de Bulldog daha hızlıymış. Bunu görmüş olduk. Güç ağırlık oranında LTTB biraz daha iyi. Muhtemelen burada fark ettiriyor. Hop, atladık aşağıya. Bunun haricinde gövde dövme hızı, Bulldog'un da gövde dövme hızı daha iyi. Yani Bulldog abi gerçekten çok hızlı bir tank. Ruh'dan daha hızlı olabilir mi? Zannetmiyorum. Geçen de Wargaming şey yapmıştı bir. Canlı yayında oyunların hızı tankını sormuşlardı. Ben de Ruh demiştim. Ruh'ymuş doğru cevap. Gerçi kazanamadık. Dördüncü sıradan girdim. İlk üçe girsem tank mı ne kazanıyordum. Evet. Bulldog puanım arkadaşlar 10 üzerinden 9. 9 hak ediyor benim görüşüm. Benim gibi medium light tank seven biri için belki birazcık objektif tankten uzak olmuş olabilirim ama ya 8 verecektim ya 9 verecektim. Benim içimden 9 geçti. Ve T49'a geldik arkadaşlar. Şimdi bu tankla yani aslında 2-3 video alıp bu tankı size böyle saatlerce anlatmak isterdim. Saatlerce anlatacağım şu anki hali değil. Geçmişteki hali. İlk geldiği hali. Abi var ya. Ben bir ay boyunca bir tankla bu kadar maç yapmamışımdır T49 haricinde. Bakın oyuna düzinelerce tank geldi. Düzinelerce tankı sevmişimdir. Çok sevdiğim çok tanklar var böyle. Leopard 1 olsun. Ne bileyim Helsinki olsun. Bilmem nesi olsun. Bunun yeri var ya ayrı. Şu anki hali değil. İlk geldiği hali. Ya var ya böyle iliklerime kadar hissediyordum ya. Oyunda aldığım zevk. Yani bu tank bu oyuna geldi ya. Ben oyundan daha fazla keyif almaya başladım. Yalnız ilk geldiği halinden bahsediyorum. Şu anki haliyle alakası yok. Bir tank bu kadar mı OP, bu kadar mı keyifli olabilirdi? Bir de bu geldiği zamanlarda bunun gibi böyle düşük seviye olup light tank olup yüksek vuran tank yoktu. Böyle bir gidiyorsun 560 vuruyorsun. Abicim iki atışından bir tanesi ammoydu. Bir ammo şeyi vardı bunun, yüzdesi vardı. Yani iki atışından bir tanesi ammoydu. Mesela iki T49 karşılaşıyor ya, mutlaka bir tanesi ammo yiyecek abi. İlk önce davranan o vuruyordu gerçekten. Yani neresini nerf ettiler şu an hatırlamıyorum. Doldurma süresini nerf yedi. Ammosu nerf yedi. Delişi nerf yedi. Yani hareket kabiliyetinden de küçük bir nerf aldı diye hatırlıyorum. Her şeyinden nerf aldı ya tank, her şeyinden. Ama hatırlayanlar varsa bu tank ilk geldiği haline, yani benim az çok demek istediğimi anlayacaklar. Bir ayda o zamanlar Sinan'la oynuyordum. O da T49, ben de T49'um ama iki T49 pilotu. İlk geldi ya abi işte diğer güncelleme gelene kadar bir ay mı oldu, 25 gün mü oldu? İlk güncellemede bu arada direkt yapıştırdılar tankı yani. Hiç affetmediler, beklemediler. Server ses gereğiymiş bilmem neymiş, hiç beklemediler abi. İlk güncellemede tankın ağzına sıçtılar. Daha sonraki güncellemelerde daha da ağzına sıçtılar ama ilkinde sağlam bir nerf yedi, öyle söyleyeyim ben size. 25-26 gün boyunca 800 maç yaptık T49'da. Yani ben 800 yaptım, Sinan 850 falan yaptı. Yani hiç başka tank bakmıyoruz abi. Oyuna giriyoruz T49, çıkıyoruz T49. Başka hiçbir şey oynamıyoruz, sadece T49. Ama var ya gerçekten başka bir şey oynayamazsınız zaten bu tank. Yani bu tank ilk geldiği zaman medium light olayını biliyorsanız, oyunda medium light deneyiminiz varsa, iyi oynuyorsanız, o T49'u aldıktan sonra insan başka tank oynamak istemiyor zaten. Gerek yok abi. Yani gerek yok. 2400-2500 demeçlerde oynuyorduk. Bu da plat oynadığımız için de böyleydi. Yani ben bu T49 ilk geldiğinde tek başına oynamış olsaydım 2800-2900 belki 3K'yı bile bulurdum. Yani biz Sinan'la devamlı beraber girdiğimiz için ara iki tane iyi oyuncu girince arkadaşlar demeciniz daha düşük olur. Aklınızda olsun. Yani amacınız bir tankla bir demeçse, bir sıralamaya girmekse tek oynayın o tankla. Plat girdiğiniz zaman yanınızdaki adam da sizin kadar iyi. Yani onunla bölüşeceksiniz özetle. Tabii bundan win rate'e katkısı daha yüksek ama ortalama hasara katkısı daha düşük arkadaşlar. Yani win rate'inizi arttırıyor iyi bir oyuncuyla plat girmek ama o tankla yaptığınız ortalama hasarı düşürüyor. T49'da da öyle oldu. Ona rağmen 2500'lerde oynadık. Yani gerçekten inanılmaz keyifliydi abi. Anlatamam size ya, anlatamam. Yani anlatamıyorum zaten. Birazcık anlamaya çalışın sadece. Ben anlatamıyorum. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Şu anki hali nasıl? İyi değil. Yani güzel bile değil. Ben artık kesinlikle T49'dan keyif almıyorum. Yani verebileceğim puan maksimum o da geçmişin hatırına 10 üzerinden 7 arkadaşlar T49'a. Diyerekten geçiyoruz. Bir maç aldım. Daha fazla maç almak isterdim ama eski hali olsa var ya zaten Sheridan'ı bir maç alıp T49'u 5 maç alırdım. Öyle söyleyeyim ben size. O kadar zevkliydi.
Girin videolara bakın, eski videolara. Ben düzinelerce Tek 9 videosu yaptım ilk geldiği zamanlarda. Kanalımda mutlaka vardır. Girin bir o halini görün. Başka bir şey demiyorum abi size. Asgari gitmeden önceydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam o zamanlarda gelmişti. Evet, seviye 9'una geldik. Seviye 9'unda T92E1 ile beraberiz. Füzeye merhaba diyoruz arkadaşlar. Bu tankta füze olayımız başlıyor. Bu minnacık tank boyundan büyük işler yapıyor. DPM bakımından çok kötü. Yani gerçekten bir FV183 dolduruşu var. Ama böyle füzeyi atıp adamın kafasına yapıştırabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Neredeyse yani 183 ile aynı sürede dolduracak. Kaçtı? Doldurma süresi nerede yazıyor abi? Dur abi, şimdi yükleyelim, birazdan yükleyeceğiz zaten. 16.5 falan diye, yani yanlış hatırlamıyorsam 18.5'te de FV183 dolduruyor. Şu an 13.3 yazıyor ama ben hızlı doldurmaya bastığım için öyle. Troll bir zırhı var. Kesinlikle bunu da aklınızda olsun. Bunun zırhına herhangi bir nerf geldiğini bilmiyorum ama gelecek diye konuşuluyordu bir ara. Yani gerçekten troll zırhı var. Çok küçük bir tanksınız, küçük bir hedefsiniz. Bu yüzden kaçmanız da çok kolay. Bunun haricinde füze atabiliyorsunuz. Bunun haricinde seviye 9 olmanızın avantajları var. Arkadan bir yapıştıralım bakalım şuna. 16 saniye dolduruyormuş şu an gördüm. Tam 16 saniye dolduruyor. Dediğim gibi troll zırhı var. Füzesi var. Top alçalışı fazla değildi galiba. 10 dereceymiş lan. Önden mi 10 derece alçalıyor falan? Zannetmiyorum şu önden 10 derece alçaldığını. Yani yandan falandır o. Son anda kaçtı ayas altı. Füzeyi vuramadık. Ben T92E1'i seviyorum. Rakipte olduğum zaman da gıcık oluyorum. Gerçekten bazı oyuncular T92E1 ile inanılmaz parazit oynuyorlar abi. İnanılmaz kaçak oynuyorlar. Gerçi sonucunda bir light tank abi niye? Tabii ki kaçak oynayacak diyebilen dersiniz. Normal hakkınızdır. Buna bir şey demiyorum ama bazı var ya cidden gıcık ettiriyor T92E1 ile. Ben çok sevdim T92E1'i. İlk geldiği zaman zaten ben bu seriyi direkt kasmıştım. T92E1'i yanlış hatırlamıyorsam çok güzel bir ortalama hasarla bitirdim ama bu tanka herhangi bir nerf geldi mi gelmedi mi emin değilim arkadaşlar. Genel özelliklerini bahsetmeyeyim. Bir tek maç aldım zaten. Delişi birazcık 210. Belki bu bakımdan sizi sıkıntı yaratır. Füzesinin şeyine kısıtlama geldi. Yani metresine. Eskiden çok daha uzaklara füze atabiliyorken artık bu kadar uzaklara atamıyorsunuz. Bu Sheridan'a da geldi zaten. İkisine ortak geldi. Ama bunun haricinde ben kesinlikle çok keyif alarak çok troll bir şekilde oynayıp rahat bir şekilde geçebileceğinizi düşünüyorum T92E1 ile. Lan nereden gördün lan seni? O kadar hızlı gidiyordum. O kadar küçük tankız dedik ama geldi yapıştırdı oradan bana bir taneyi. Şuna da kaç puan versem abi? 8 puan vereyim ya. 8 vereyim. Bu 9'luk bir tank değil şu anda. Yani tamam güzel özellikleri var ama sonucunda 16 saniye dolduruyorsunuz. Yani az bu süre değil abi, 16 saniye. Öyle böyle. Sen nereye gidiyorsun abi? 660'ı yersin öyle. Öyle bir dönüş mü var oğlum? Kamyon mu döndürüyorsun ya? Alt tarafın altındaki foh yani. Kamyon mu döndürüyorsun? Tır mı döndürüyorsun? Belli değil. Bana mı bakıyor? Başkasıyla mı ilgileniyor? Emil de geriye geldi. Dur şuradan geçerken bir tane vurayım ya. Hızlı hızlı geçeyim şuradan. Hop, bam, 547. Bence yüksek damage'e de oynarsanız birazcık kaçak oynamanız gerekiyor. Ben arkadaşlar bu tankları oynarken ne Sheridan'da ne T92E1'de doğru dürüst füzeyi kullanmadım. Kullanan var, çok trollüne kullanan var. Ama çok da boşa atış da gidebilir diye ben normal bir light tank, normal bir medium tank gibi oynadım bu tankları. Ama füzesini de elinizden geldiğince kullanmanızı tavsiye ederim. Bazı tipler var inanılmaz iyi füze kullanıyor. Ben onlardan bir tanesi değilim arkadaşlar. 4633 vurmuşuz. T92E1'e puanım 10 üzerinden 8 arkadaşlar. Ve Sheridan'a geçelim. Sheridan'ın 3 maçını aldım millet. Yani 3 tane birbirinden güzel demeyeyim de birbirinden zevkli maç diyeyim hadi. Çünkü maçları dün oynadım. Çok fazla vaktim yoktu. Diğerlerini hafta içi oynamıştım ama bu Sheridan'ın maçlarını dün oynadım. Ya benim 2 tane füze maçım vardı. Yani full füze oynayıp böyle size füzeyi göstereceğim maçlardı. Onu ayrı bir video olarak düşünüyordum. Lan o ripleleri kaybetmişim ya. Ya nereye gitti? Yani sırf böyle şey oynadım yani. Trollünü oynadım, anladın mı? Yani size füzeyi göstermek için şöyle füze atılır, böyle füze atılır diye. Ben de bunun bir uzmanı değilim ama elimden geldiğince yapıyorum işte. Lan videolar yok. Ara yok yani, bilgisayarda yok, tablette yok. Ne yaptım? Kaydettim, başka bir yere mi attım bilmiyorum ama o videoları kaybettim. Yani bir ara eğer vaktim olursa böyle sırf Sheridan'la füze oynayıp asla size böyle füzeyi göstermek istiyorum. Aklımda öyle bir plan var. İnşallah yaparım, vaktim olur. Atalım bakalım şurada gördüğünüz gibi. Hop, kafasına yapıştırdım. Bak burada o mesafeyi atabiliyorsunuz. M60 attım, buradaki füze gitmiyor. Yani o kavis yetmiyor böyle. Daha arkasına düşüyor yani. Yakın mesafeden atmak biraz daha zor. Şimdi deneyeceğim. Bakın. Gerçi biraz daha belki tareti yukarı kaldırsam. Yani yine yemiyor açıkçası. Çok fazla şeye gidiyor yani. Bu kadar yakın mesafeden bak. Direkt arkasına düştü galiba, orada yanlış görmediysem. Biraz daha uzak mesafeler olması gerekiyor. Özetle bu arada niye bu kadar füzeyle uğraştırırsam
Adam yanıma zaten 183 de gelmiş abi. Bas. Oha, arkadan 183 geliyor. Adam bana 183'ü hiç fark edilmeden oradan nasıl geçip de oraya geldi? Helal olsun diyorum bizim takıma. Bizim takım ne yapıyorsunuz? Nerede geziyorsunuz? Aşağıda da yoklar. İlginç, yukarıdan gelmiş hepsi. Hepsi yukarıdan geldiği için 183 oradan gelebildi. Bu da ayrı bir olay. Ben bir dolandım, geri geldim burada. Sheridan. Şimdi Sheridan'ı nerfler getirdiler arkadaşlar. Genelde çoğu videoda da söylerim. Yani asıl yemesi gereken nerfi yemedi de saçma sapan yerlerden nerf yedi. Şunu söyleyeyim. T49'da bahsettiğim olay Sheridan'a geçerli değil abi. Sheridan hala çok zevkli bir şekilde oynanabilen bir tank. İlk geldiği hali kesinlikle değil. Onu net bir şekilde söylüyorum. İlk geldiği hali bombaydı. Gerçekten çok zevkliydi. Yine zevkli. Sadece ilk halindeki kadar değil. Füzenin şeyine nerf getirdiler mesafesine. Hiçbir itirazım yok abi. Kesinlikle hiçbir itirazım yok. Füzeyle ilgili getirdikleri nerflerin hiçbirisine itirazım yok. AP mermisinin, yani normal gold olmayan mermisinin, APC'li mermisinin dirişini azalttılar. Niye? Yani zaten delmiyordu. Zaten zor deliyordu. 240 deliyordu. Bunu 230 yaptılar. Bilmiyorum niye böyle şey yaptılar. Gold'unun dirişini azalttılar mı azaltmadılar mı hatırlamıyorum ama yine füzesinin dirişinde herhangi bir sıkıntı yok. Kaç deliyormuş bakalım hemen. 310 deliyor. Yani tabii ki diğer ağır tanklar, diğer TD'ler gibi değil. Onlardan daha düşük deliyor. Bakalım ya, merak ettim. Herhangi bir ağır tanka bakacağım. Şu an hatırlayamadım. Yanlışla söylemeyeyim sizlere. Ne alalım abi? E100 alalım mesela. E100'ün gold'u 334 deliyor. Aynen. Yani bir onlardan da bir 20-25 milim daha az deliyor. Ama çok sorun değil. Yani dediğim gibi heat ile ilgili, yani füzesiyle ilgili benim herhangi bir şikayetim yok. Dirişin az olmasına da eyvallahım. Mesafesinin az olmasına da eyvallahım. Ama APC'li mermisinin, yani normal mermisinin delişinin 230 olmasına eyvallah değilim abi. Bu çok gereksiz bir nerfti. Bunun haricinde hareket kabiliyetine nerf getirdiler. Yani bunun hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Haklı mıydı, haksız mıydı? Yani gerçekten çok hızlı bir tank. Hani bu yüzden adamlar haksızlardır diyemem. Yani şu anki hali bir oldukça hızlı, oldukça hareketli bir tank. Ama sonucunda bir light tanksınız. Yani bir light tankın hareket kabiliyetine nerf getirmek ne kadar doğru? O yüzden bir şey diyemiyorum. Yani demek istediğimi anladınız. Tank çok hızlı. Nerf getiriyorlar. Haksızlar diyemem. Yani gerçekten çok hızlı. Ama şöyle de bakmak lazım. Bir light tank zaten hızlı olması gerekiyor. Niye hareket kabiliyetine nerf geldi? Bu yüzden yani ne bir şey demek istiyorum, ne susmak istiyorum, böyle arada kaldım, bilmiyorum. Ama şu anki haliyle de ben dün oynadım böyle 5-6 tane maç işte. Bana kesinlikle bir yavaşlık izlenimi vermedi. Bu yüzden bu konuda herhangi bir şey söylemeyeceğim. Sadece şunu demek istiyorum. Mermisinin delişi kötü arkadaşlar. Keşke buradan nerf yemeseydi. Olduğu gibi kalsaydı. Yani sadece onu al abi. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yoktu. Yani 240'a bile, ben 240'a bile laf ederken gittiler. 230 milimetre yaptılar. Bunun haricinde Sheridan başka bir nerf yemiş miydi? Ben hatırlamıyorum arkadaşlar. Hatırlayan varsa yorumlara yazsın. Şimdi Sheridan nerf yazacağım bakmak için. 50 tane forum konusu çıkacak Sheridan nerf diye. O yüzden bakmıyorum. Muhtemelen bulamayacağım. Devam ediyoruz. Birazcık özelliklerinden bahsedeyim. 3 maç aldım. Gerçi ilk maçı bitirdik ama olsun. DPM'imiz 2493 arkadaşlar. 13.5 saniyede doldurup 560 vuran topunuz var. DPM bakımından hiçbir şikayetim yok. Olması gereken buydu zaten. Yani bu tankın 10 saniyede, 11 saniyede doldurması bu tankı OP yapar kesinlikle. O yüzden 13.5'a hiçbir itirazım yok. Gayet olması gereken bir süre. 560 vuruyorsunuz. Bir light tankla abi, bu kadar hızlı bir light tankla gidip bir anda 560 vurmak gerçekten keyifli. Bu arada çok troll bir zırhı var. Sektirir bu tank. Yani aslında bu olay Behçet'te de var bildiğiniz gibi. Bunda daha da var, öyle söyleyeyim ben size. Kolay kolay H yemez. FV183'ün bu tanka büyük bir hevesle H atıp 400-500 vurduğunu defalarca görürsünüz arkadaşlar. Çünkü boşluklu zırhı oldukça fazla. Bu tanka H atmak istiyorsanız, H'i geçirmek istiyorsanız taret taraflarını atın arkadaşlar. Yani yan taraflarına, arka tarafına atmayın. Mesela arkadan atmayın. Arkada çok ince bir nokta var H'ye yediği. %99 denk getiremezsiniz. Ama taretten yiyor. Yani bir tane bu tanka H'ye atacaksanız taretini sağına soluna arkasına atın. Oradan yiyor. Bunun haricinde gerçekten troll bir zırhı var. Ben çok sektirdim. Birçok tankın böyle FV215B'lerin, 183'lerin, ne bileyim İngiliz H'si yüksek denilen tankların bana vurup 100-150, 183 haricindekileri söylüyorum. 100-150-200 vurduklarını çok görmüşümdür. Gerçekten troll bir zırhı var. Hareket kabiliyeti çok güzel. Top alçalışı güzel. Kaç dereceydi? 10 derece miydi? 10 derecelik top alçalışı var. DPM bakımından normal olması gereken bir DPM var. Dediğim, az önce söylediğim gibi.
Maksimumumuz 65 km. Bu hıza ulaşmada dönüşlerde hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Sheridan dediğim gibi hala çok zevkli bir tank. İlk geldiğindeki hali gibi mi? Değil. Ama ilk geldiğinde de açıkçası bir tık daha güçlüydü. Füze, yani bu tankındaki en büyük insanların sıkıntısı, isyan ettiği nokta füzeydi açıkçası. Tankın normal hali değildi. Yani sonucunda bir light tanksınız abi. Tabii ki hızlı gideceksiniz. Bu tankta biraz daha farklı olarak hani 152 mm'lik bir top var. 152 mm'lik top tabii ki 300-350 vurmayacak yani. 500-550 vuracak. Ben seviyorum Sheridan'ı. Şu anki haliyle de kesinlikle tavsiye ediyorum. Az bir şey füzeyi öğrendiğiniz zaman da gerçekten size zevk verir. Böyle farklı duygular hissettirir. Mesela gidip 183'de bir anda adama 1300-1400... Oğlum yanlışlığım var ya. Adam beni işaretlemiş. E5 kullanıyorum ben abi. 183 beni işaretlemiş. Kaç vurdu? Yani 2565 canım vardı arkadaşlar. Hiçbir tanktan yememiştim. Tek attı bana. Amma yemedim yani. H'yi geçirdi. İşaretledi. Yani ben o kadar vurabileceğini bilmiyordum ya. 2500 yedim lan. 2500. Yani lan ne oluyor dedim yani. Ne oluyor dedim. Ondan sonraki maç girdim kendim 183 oynadım yani o derece. 183'teki o keyfi bu tankta füze atarak alabilirsiniz. İnsanlar böyle size sövebilir. Sheridan oynuyorken arkadaşlar karşı chat'i kapatın. Füze sebebiyle küfür yemeniz çok olası. Aklınızda olsun. Genel özellikleri bu. Birazcık maçtan bahsedeyim son maç sonucunda. Bugün birazcık fullenlemiz nedense kısa oldu. Galiba seviye 9'u ben 2 maç alıyordum. Bu sebeple mi kısa olduğunu? Yani 30 dakika sürüyordu. Bugün 24 dakika tuttu. Bir dahakinde seviye 9'u 2 maç alırım. Merhaba. Siz ne yapıyorsunuz abicim burada? İşte puan verecek olacağım şimdi. Puan vermem gerekiyor. Yani objektif olmak gerekirse 8. Subjektif olmak gerekirse 9. Ben 9 verirdim ama hakkı 8.5 arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Hakkı 8.5. Yani aslında genel olarak baktığında diğer tanklarla karşılaştırdığın zaman damage potansiyeli mesela bir obje 140'tan ne bileyim bir BZ-121'den daha yüksek değil. O tanklarla bence daha yüksek damage'ler yaparsınız ama çok zevkli abi. Gerçekten çok keyifli. Çok hızlı olduğunuz için bir anda gidip pozisyon değiştirip 560'ı vurup tamamen farklı bir yere gidebiliyorsunuz. Gerçekten oyundaki yani seviye 10'daki en hızlı tank bu mu? Behçet'ten daha hızlı mı bilmiyorum ama bence Behçet'ten daha hızlı. En azından o kıvraklığı hissettiriyor size. Yani 8.5 vereyim. Hadi 9 demeyeyim ben. 8.5 vereyim Sheridan'a. Evet. Videonun sonuna geliyoruz. Birazcık maçtan bahsedeyim arkadaşlar. Adamlar hızlı bir şekilde soldan bastılar. Bizimkiler base'de pozisyon beklediler işin ilginç tarafı. Ben de şimdi giriyorum olaylara. E75'in 37 canını hiç atmak istemiyorum abi. Hiç gerek yok. Burada 505 vurabileceğimken maçta zaten 3-0. Bu arada arkaya bakıyorum var ya. Tam dedim arkadan biri beni görüyor mu acaba? Biri bana vurur mu diye düşünürken tam o anda mermi yemem efsane değil mi ya? Tam bir arkayı döndüm yani. Kafayı döndüm baktım arkaya. Lan dedim oradan biri beni görür mü acaba? Bakar bakmaz atışı dedim. Görüyormuş. Hemen pozisyonu değiştirdim. 113'cüyüm. Hakan kardeşim ne yapıyorsun? Sen de gaza geldin yanındakiyle beraber ama yani bizim 5'te de gelmek çok da mantıklı değil. Seni bırakıyorum 50 cana 30 cana. Diğer arkadaşımız alır. Ben burada orada bir full can E4 gördüm. Bu adam 113 niye ölmedi? Hakan bana atmazsın değil mi oradan dostum? Yok öldü zaten. Hakan 19-2016. Merhaba dostum. Evet E4 ile şurada yakaladım. La vurmayın oğlum vurma dur 6K yapacağım ya. Vurmasan 6K yapacaktım. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. 565'i de vurdum. Delebileceğim mi? Emir bence delemeyecek. Yani öyle bir zenim var. Sanki delemeyecek. Deldi. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sheridan fullen. Bu şekilde hafta içi videolarında yakın bir zamanda görüşeceğiz. Mad Games videolarını yapmaya başlayacağım. Pek hevesli değilim ama anlatacağım. Neyse şimdilik görüşmek üzere.